Buyurun efendim. Şuna bir bak da ondan sonra hazaya gel. Altın değerinde olan mantar budur, trüffü. Bir de Türk dükkan bulduk burada, artık sırtımız yere gelmez. Karıdan başka kuş tanımam, başka da şef tanımam. Sevgili dostlar, nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Yani nasıl anlatacağımı da bilemiyorum ama şöyle başlayayım. Burası Berlin'in Bergama Müzesi. Bütün gördüğünüz heykeller, taşlar, kuşlar, tuşlar bizim topraktan, Anadolu toprağından buraya gelmiş. Şimdi tabii biz şimdi diyoruz ki Almanların kaçırdı. Hayır efendim. Bir dakika. Eğri oturdum ya şimdi doğru konuşabilirim. Kaçırma diye bir şey yoktur. Osmanlı İmparatorluğu bal gibi izini vermiştir. Araştırdım. Bir haftadır araştırıyorum. Tarihlerini dahi biliyorum. Çünkü kanunların da tersliği var. Yani çünkü Osmanlı İmparatorluğu sonuna doğru bunları bilmiyor. Farkında değil. İşte burada başlıyor cehalet. Bak Avrupa ile nasıl yani Osmanlı'nın son Osmanlı'dan bahsediyorum. Arasındaki fark burada başlıyor. Adam cin gibi farkında. Alman yol mühendisi. Yol yaparken zaten adam meraklı arkeolojiye. Bütün entelektüellerde olduğu gibi ve olması gerektiği gibi. Bütün insan gibi insanda olması gerektiği gibi. Okumuş insanda, cahil olmayan insanda olması gerektiği gibi adam tarihe meraklı. Tarihe meraklı olmayan bir adam entelektüel ve bilgili değildir. Bir idarecinin, bir hükümdarın, bir sultanın birikim olması lazım. Entelektüel ve bilgisi olması lazım ki neyin olduğunu anlasın. Karl Humann, Alman yol mühendisi, 1865 yılında Türkiye'ye yol yapmaya gelir ve yolu yaparken zaten meraklıdır, hastasıdır tarihin ve arıyordur bu ya yani duyduğu meşhur tapına bulur. Fakat o zaman Osmanlı'ya göre bunlar taş. Düşünsenize. 1864 tarihli bir nizamname vardır Osmanlı'da. Der ki yabancılar kazı yaptıkları zaman bulduklarının üçte birine götürebilirler. Şimdi bakın burada duracaksınız. Durduk kamera dur. Şimdi demek ki Osmanlı'daki mentalite hazineyle alakalı bir şeydir. Yani hani Almanlar bunu buraya kaçırdı diye bir şey yok. Zaten adamın üçte bir alma hakkı var. Nasıl bir karar olabilir? Üçte bir olur mu? Bir şeyin tamamı olması lazım. Yani demek ki yani altın ve hazine avcılığı konsepti, anlayışı bu. Yani bir şey kazarsın, kazdıktan sonra kardeşim üçte birini alabilirsin, üçte ikisi bizde kalacak anlayışı bu. Şimdi demek ki zaten balık baştan kokmuş bile yapacak bir şey yok. Geri kalan üçte ikisini de der ki Almanlar üçte birini alırlar, kazarlar. Kazı izni çıkar. Abdülhamit imzalar kazı iznini başlar. Üçte biri gider. Üçte ikisi kalır. Sonra derler ki ya biz üçte ikisini de para verip alalım. Çok komik bir rakama. İnanmayacaksınız buna. 20 bin franka yani bir araba parası da geri kalan üçte ikisini Abdülhamit adamlara satar. Yani meclis kararı bile vardır bunun altında. Meclis bile karar alır. Meclis karar alır. Yani Almanlı yani aklım, hayalim, dimağım almıyor. Ve bizim şu maalesef Türkiye olarak şu anda Almanlar bunu kaçırdı deme hakkımız maalesef yok. Şimdi bundan ders almamız gerekir. Ve bu
tapınağı geri almamız gerekir. Nasıl alalım? 20 bin frank verelim, alalım. Parayı alın, paranızı, malımızı geri verin diyelim. Çok akıllı bir fikir. Değil dostlar, bu maket, görüyorsunuz değil mi maketi, Zeus Tapınağı'nı anlatıyor size. Zeus Tapınağı bir deyime göre dünyanın 8. harikası. Ama ancak şu var ki maalesef yerinde durmuyor. Anadolu'da yani Bergama'da kalan, şu esas evi olan, belki şu mermer basamaklar, bütün üst kısmı, bulunan kısımları Berlin'deki müzede, burada olduğunuz müzede maalesef acıklı bir şekilde buraya gelmişler. Bir kısmı hala Bergama'da köy evlerinin taşında, maşında, surlarda, sonradan yapılan surlarda kullanılmış malzeme olarak. Çünkü bunlar biliyorsunuz devamlı geri dönüşümlü malzeme gibi kullanıldı. Tarihte de, şimdi değil, tarihte de adam evi yaparken taşı olarak buradan söktü, oraya götürdü. Mesela Bodrum Kalesi'nin bir taşlarının çoğu mozoleumdan olduğu gibi. O da dünyanın harikalarından bir tanesi idi. O da artık yok. Bu da yok. 8. harikası olarak biliniyor. Bu bir Zeus tapınağı. Yani Zeus da biliyorsunuz antik Grek mitolojisinde tanrıların tanrısı, tanrıların babası. En kudretli tanrı, efendim yeryüzü ve gökyüzü tanrısı Zeus. Sonra yeraltı tanrısı var, başka deniz tanrısı var, başka veren. Mesela bu en baba tanrı ortadaki. Efendim Zeus tanrılarına bu tapınakta adak yapılırdı Zeus için ve diğer tanrılar için. Ve bu adaklara da kadınlar giremezdi. Namahrem idi yapılışı da ve o devirde. Güzelliği şurada, hani bir teori, biraz önce bir hocayla bir karşılaştım, burada bir Türk hoca, işte Türkiye'de olsa belki böyle koruyamazdık falan dedi. Aynı fikirde değilim. Daha az korunsa bile gene Türkiye'de olurdu. Kendi toprağımızda, doğduğu yerde belki biz bunu Efes yaptığımız gibi yeniden canlandırabilir idik. Şimdi tabii Alman hükümeti bunu geri vermek istemiyor haklı olarak, çünkü ellerinde Osmanlı'dan satın aldıklarına dair, parasını ödeyip aldıklarına dair evraklar da var. Hey, yani manevi değerlerle verir mi günün birinde? İnşallah. Maddi olarak vermez, biz olsak biz de vermeyiz sanki. Parasını verip almışız kardeşim oldu biraz malla. Şimdi burada bakıyorsunuz şöyle, bu merdivenler sahte, yani oradan gelmemiş. Türkiye'den gelenler kabartmalar. Şu tarafta gördüğünüz kabartma, sol taraftaki devlerin savaşı. Devlerin ve canavarların savaşı. Çünkü mitolojide canavarlar vardı. Yani yarı insan, kuyruğu ejderha, yılan da, kafası insan da, dört tane de kanatı var da falan, onlar şeyler. Canavarlar. Bir de devler var tabii. Devler de insan gibi ama iri ve büyükler. Onların savaşını anlatıyor şu yüzde. Tabii bütün bu bulunan müthiş mermer kabartma ve heykeller tapınağın orijinal yerinde değil. Öyle bir mekan olmadığı için burada duvarlar, yan duvarlar. Onun yan duvarı, yani tapınağın öne bakarken sol yan duvarı tamamen karşı duvara monte olmuş. Rea, tek tek bunlar hep tanrılar. Eos, görüyorsunuz değil mi? Anlatmak lazım tekrar. Helios, güneş tanrısı, meşhur abimiz. Selene, bu tarafta, görüyorsunuz değil mi Selene'yi? Temis,
Phoebe ve Asteria. Sevgili dostlar, aslında müthiş bir müze. Yani öyle hemen 10 dakikada bitiremeyeceğiz ama muhakkak Berlin'e gelince elinize bir kitap alın. Hatta bu kulaklıkta dinlediğiniz şeyler var, guide'lar. Türkçesi de var tahmin ediyorum. Muhakkak gezin. Dünyanın 8. harikasını görün. Hani bizim topraktan gitmiş, geri gelmemiş falan onlar ayrı hikayeler. Bir dünya vatandaşı olarak gelin. Türk olarak gelirseniz üzülürsünüz. Dünya vatandaşı olarak gelin ve bu kültürü, bu antik Grek kültürü anlamaya çalışın. Tanrıları, tanrıların savaşını, mitolojiyi, hepsi bir şey anlatıyor çünkü, bir şey öğretiyor size, enteresandır. Şimdi kendimizi Berlin'in sanat kısmına adayalım programımızın bu kısmında. Dışarıda bir rehberimiz var. Berlin Turizm Ofisi tarafından bize tahsis edildi. Bize Berlin'in sanatçı Berlin'i anlatacak. Müzeyi bırakıyorum. Müze de aslında çok gidiyor. İleride Mezopotamya falan var. Oralar müthiş. Oralara sokamıyorum sizi çünkü vaktimiz yok. İzin var ama bir daha geliriz. Orası başlı başına. Babil'in kuleleri, Mezopotamya müthiş. Başka bir şey. Yine Osmanlı zamanında buraya gelmiş maalesef. Yani Osmanlı'nın nasıl bu işi anlamadığı, son Osmanlı'nın nasıl bu işi anlamadığını anlatan bir örnek olarak da ayrıca görelim. Ve bundan bir ders alalım. Ülkemizdeki en büyük hazinemiz, en büyük varlığımız tarihimizdir. Tarihimiz derken Türk tarihinden bahsetmiyorum, Anadolu tarihinden bahsediyorum. Türklerin girişi bin yıllarında oldu, ondan evveli var. Ondan evveli, ondan da evveli var. Aynı toprakta. Hepsi bizim doğduğumuz topraklar. Anadolu'muz. Bakacağız. Sevgili dostlar, geldik Berlin ve sanata. Berlin'de sanat, yani art çok önemli. Avrupa'nın belki sanat merkezi. Yani bu Doğu ve Batı Berlin'in birleşmesinden ortaya çıkan bir kıvılcımla harekete geçti, ateş aldı diyebiliriz. Bu güzel bina, ki çok sevdim binayı, işini şimdi göreceğiz ama Schipperfield diye bir mimarın yapısı. Önemi şurada, bu da tam Berlin'in göbeğinde bir modern, çağdaş, modern sanat müzesi kıvılcımı ortaya çıkardı. Arkamda gördüğünüz binanın da mimarı odur. O mimar, bakar mısınız, binanın yarısı başka, yarısı başka. Şimdi bombalanmış Dünya Harbi'nde, yerle biri olmuş. Restore olmuş ama yarısını başka türlü yapmışlar. Aynısını kopya yapmamışlar. Yarısı daha kopya gibi, biter yarısı tamamen modern bir, fakat uyan bir mimari. Bu Schipperfield abimiz de hakikaten önemli bir mimar, hastasıyım. Daha şu binasını görünce, bakar mısınız şu güzelliğine binanın? Tam bir modern sanat müzesi binası ancak bu kadar güzel yapılabilir. Modern Sanat Müzesi olarak 90'larda açıldı. Buranın sayesinde büyük bir rolü var ki Berlin Avrupa'da modern sanat da başa güreşen bir şehir oldu diyor aşağı yukarı kısaca. Jürgen Schnabel diye Amerikalı bir New Yorklu bir sanatçı şu anda 51 doğumluymuş. O sanat dünyasında bir yıldız şu anda diyor. Onun he has an exhibition here now. Yes. And this is exhibition. That's very interesting. Yes. Bakar mısınız? I like this. Bakın Miriam, geri dönün, ters dönün şuraya bakın. Şu paintinglere, bakın şu resimlerde, hepsinin arkasında, fonunda
röntgen filmi var. Mesela şu bir kemik. Bu bir baksanıza bir omuz kemiği falan gibi bir şey herhalde. Ne kemiği bilemedim. Şimdi bu galeri sahiplerinden Philip, sonra da biraz zor söyleyemeyeceğim. Efendim, şimdi onu konuşuyorduk yani kendisi de söylüyor. 400'e yakın galeri varmış Berlin'de ve Avrupa'nın sanat bahşehri dedi. Vallahi İstanbul'da yarışırsınız dedim. Evet yarışıyoruz zaten, onlar da çok hızlı ilerliyorlar dedi. Sizde 400 tane galeri herhalde yoktur. Yok sanmıyorum ama dedim süratle gelişiyoruz ve gelişmek zorundayız zaten dedim kendilerine. Çok hoş. Artık Türkleri de görüyoruz diyor bu sanat dünyasında diyor. Hatta geçenlerde sergimizde bir resimde bir Türk'e sattık diyor. Artık bu sergilerimizde Türkler de gelmeye başladılar. Görüyoruz, tanışıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor dedim. Ben de dedim gelin ortak sergi de yaparsanız biz kapılarımız açık. Biz kim olursan gel, kim olursan o gel Mevlana pozisyondayız. Evet sevgili dostlar, CFA, CFA, Contemporary Fine Arts Müzesi'ni bırakıyoruz. David Chipperfield mimarı, müthiş resimlerdi. Şimdi başka yere gidiyoruz. Miriam, we're going somewhere else, right? Okay. Yes. Evet sevgili dostlar, güzel bir bina. Burası efendim Yahudi Kız Okulu. Buranın adı, bu sokağın adı Auguststrasse, Ağustos Caddesi. Efendim, hikaye şöyle olmuş. Burası Doğu Berlin. Batı Berlin'ken bütün bu mahalle Yahudi mahallesi. Batı Berlin'ken Hitler zamanında tabii, Naziler zamanında. Bu Yahudilerin çoğu biliyorsunuz Engizisyon kamplarına götürüp öldürülmüşler, sürülmüşler. Bir kısmı da Amerika'ya kaçmış, başka ülkelere göç etmişler. Ve burada Yahudi kalmamış, çok az kalmış. Derken Berlin bölünüp de burası doğuya kalınca Rus yani komünist sisteme hiçbir şey kalmamış. Çünkü bütün özel evleri hükümet yapmış, evleri yapmışlar. Hiçbir şekilde kimsenin ev sahibi olamamış. Ne zaman ki 20 sene evvel Batı'ya iltihak etti, yeniden demişler ki bir dakika, bir sürü ev var ama bunların sahipleri yok. Nerede? Arayalım bulalım, arayalım bulalım. Bir kısmını bulmuşlar, bir kısmı demiş ben bunu satacağım. Ucuza satmış, bir sürü şey almış yatırımcı, buraları ev yapmışlar. Bir kısmını demişler bulamamışlar, ölmüşler, yoklar kimsenin şeyi, kökünü bulamayınca. Demişler ki akıllı biri, biz bunu sahibini bulana kadar sanat galerisi yapalım. Bak nasıl çalışıyor Alman'ın aklı. Güzel fikir. Demişler sahibi yok, bulunamıyor. Arıyoruz. Bulana kadar burası halka hizmet veren sanat galerisi olsun. Bu şekilde bütün bu sokak ve bütün bu hava, bu şey, bu bu civar sanat galerileriyle dolmuş. Sahipleri sonradan bulunmuş olsa dahi bazıları sanat galerilerine kiraya devam etmişler, kiraya istemişler. Bazıları satmışlar, bazıları gelip burada sanat galerisi açmışlar. Ve bu gördüğünüz kız okulu da, Yahudi kız okulu da buradaki ilk açılan ve önemli bir sanat galerisi. Artık okul değil, artık sanat galerisi. Şimdi oradan başlayacağız. Bir de içeride güzel lokanta, orada bir şeyler de yeriz. Bir lokanta varmış, çok meşhurmuş lokantası. Miriam bizi götürecek. Hadi bakalım, gidiyoruz. Sanat galerisinde kız, Yahudi kız okulu. Buyurun efendim. Let's go. Michael Fuchs, bu işi başlatan abimiz, bugün tanışamayacağız, Amerika'daymış ama bu binayı Batı Doğu birleşince, öyle anlatıyor Miriam, Yahudi cemaatine geri vermişler. Demişler, alın cemaat, sizin okuldu, size geri veriyoruz. Fakat demişler, bunu şeyde kullanmayın, bunu halka açık, halka yararlı bir şey yapın. Efendim, Michael Fuchs da akıllı bir adam, anlaşmış, demiş ki ben buraya sanat galerisi yapacağım, lokanta yapacağım. Almış,
Efendim gördüğünüz gibi burada sanat galerisi arkadaşlarını da davet etmiş, sanatçı arkadaşlarını. Aşağıda 3 tane 4 tane lokanta var. Bir tanesinde yemek yiyeceğiz şimdi birazdan. Efendim burada hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Michael Fuchs'un galerisine sağ ayağımızdan girelim. Bu galeride şu enteresan bu sergi çünkü sanatçılar ve her sanatçının davet ettiği bir arkadaşı. Dediğim gibi bu sergide her sanatçı en iyi arkadaşını davet ediyor. O da bir şey yapsın diye. Fakat bu aklınızdaki resimde beraber yapıyorlar iki resmi de. Yani birbirini yapmıyor. And one of them is called Andreas Golden. Andreas Golden artist. Davet ettiği arkadaşı, the one who invited is Ralf Zierfugel. Bu da yakın arkadaşı. Bunlar ikisi ben tanıyamadım ama bunlar ikisi Berlin'in genç sanatçılarıymış. Beraber yapmışlar hem onu hem bunu. Yani birbirini değil. Arada böyle diyor ki onun için enteresandır diyor. Burada görüyorsun diyor beraberliği, arkadaşlığı, kardeşliği. Yani nasıl oluyor iki arkadaş birden böyle bir şey yapıyorlar. Enteresan. Fikir olarak da güzel bana sorarsanız. Çok güzel değil mi? Bu bir İngiliz sanatçı Paul Hosking kendi portresi. Görüyor musunuz suratları? Böyle bir sürü buradan başlıyor suratlar. Burada bir surat daha, burada bir surat daha, burada bir surat. Aynı surat. Bağıran bir adam. Mog and Melzer. Şimdi efendim çok hoş bir lokantaya gibi bir yere geldik. Çok New York'a benzetti dedim Miriam'a. Çok New York gibi dedim. New York'taki lokantalara buna benzer. Gençler falan var. Sanatçılar yemek yiyorlar. Böyle hızlı yemekler, sandviçler falan var. Bir masaya oturup paylaşacağız. Okay. This is okay, right? Evet efendim. Espresso. İtalyan kahvesi. Bizim kahveyi tutmaz ama yani seviyorum ufak kıstasını. Corto. Konsantre bir kahve şu kadar. Şöyle adamı bir öğleden sonra dopingi veriyor. Şimdi başka bir galeriye gideceğiz. Sürpriz var size. Sürpriz. Görüşüyoruz. Sevgili dostlar, Berlin'de Türk sanatçılarının eserlerinin bulunduğu galeriye geldi. Türk sanatçılar, René Bloch diye bir şahıs var, René Bloch. Bu şahısın işi ve vazifesi Türkiye'yi, yani Türk sanatçıları Berlin'e getirmek olmuş eskiden. Onun için onun galerisine geldik. Burada da galiba şeyleri var. Welcome. Thank you very much. What is your name? I'm Karin Bach. Karin Bach. At Tanas Berlin. Tanas. This place is called Tanas. Tanas. Sanat, the Turkish word for art. Gördünüz mü? Buranın adı Tanas. Sanatın tersi. Tanas. Sanat. Bunu da şimdi öğrendik ama bir şey yani bir kulağıma çarptı ama bir de burada Türk biri var galiba değil mi? Siz de buradasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Ece Pazarbaşı. Ece Pazarbaşı. Aa Ece Hanım Türkçe ne güzel. Ama siz Türkçe iyi konuşuyorsunuz. Buradaki ilk yani dünyada da ilk diyor hani abi ben de hem Türk sanatçılar hem de kuratörleri Türk. Yani benemler uluslararası sanatçıları burada sergileyen kuratörler de bu galerinin kuratörleri de Türk. Onun için biraz enteresan bir yer. Türk sanatının da benim çok şey yaptı. Biraz etkiledi, hoşuma gitti açıkçası. Yani bizim burada adımızın olması, Türk sanatçılarının olması çünkü diyorum ya sanat çekirdektir diye, çekirdek. Onsuz millet ulus olamaz.
Sanatsız millet olamaz. Heykellerin kafası kopmaz. Resimler yakılmaz. Bu insanların en basit ihtiyaçlarıdır. Cause for alarm, cause for worry, cause for pain. Bakar mısınız? İlk gelen işçiler için yapılmış bir, yani işçileri anımsatan bir, biliyorsunuz bir işçilerin sembolik ellerinde valiz vardı onların. İlk 60'lara gelen işçilerin, fakat valiz ekmek biçiminde. Yani bu valiz var ya, işçinin valizi, 60'lara gelen şapkalı tüylü müylü vardı ya onlar. Onların ekmek olan valizi var. Ekmek için geliyor Almanya'ya. Ah, aslında acıklıdır da hikaye. Her zaman acıklı olmuşum ben. Evet. Dirty and arrogant. Kirli ve kibirli. Aynen. Her sabah bir sürahi su döküyoruz dibine. Ha, şey olsun diye mi? Islak kalsın diye mi? Islak kalsın diye ve içinde aslında bu galerinin tozlarını da biriktiriyor. Yani bu galeriyi de temizlemiş olan, içinde barındıran bir süpürge. Güzelmiş. Kirli ve kibirli. Dirty and arrogant. Ama Türkçesi daha güzel İngilizcesinde. Değil mi? Türkçesi öyle mi yoksa attı mı ben? Türkçesi yok henüz. Ama kirli, o zaman söyleyin sanatçıya benden selam, kirli kibirli adını koy. Ali Miharbi'nin sanatına bakar mısınız? Fikre bakar mısınız? Bu sistem Twitter'a bağlı, var ya sosyal medya Twitter. Bu Twitter yazıyor, buraya geliyor bakın, bağlı Twitter'a. Twitter'a şu kelimeleri herhangi birini kullandığınız zaman o çat diye orada şeyi vuruyor. Ses çıkartıyor. Okey. Bak bir tane bu sesi. Bak oradan geldi bir tane. Neyi kullandılar şimdi? LOL kullandılar. Enteresan. Çok değişik. Hiç böyle şey aklıma gelmemişti. Şurada bilgisayar galiba. Baksana Apple bilgisayar. Bilgisayardan çıkıyor. Çıkış buraya geliyor ve ateşliyor. Enteresan. Duyuyorsunuz değil mi sesi? Biri girdi babanın teki şey Twitter'a. Çok enteresanmış. Ne fikir değil mi? Müthiş. What a great idea. Sevgili dostlar, burası Berlin'in değil, dünyanın en büyük sahnesi. Dünyanın en büyük sahnesi. 80 metre genişliğinde, 2-3 metre derinliğinde bundan daha büyük sahne dünyada yok. Şimdi birazdan Berlinlilerin çok övündükleri bir şovu seyredeceğiz, izleyeceğiz. IMA. Ama YMA diye yazılıyor. IMA diye okunuyor. YMA. IMA şovu bir nevi Las Vegas şovu gibi dans, müzikli bir şov. Efendim klasik müzik değil. Merak etmeyin, korkmayın. Eyvah şimdi diyecek, Ayhan şimdi onu yine başladı klasik müzikte. Hayır, yok, vallahi değil. Efendim bu böyle varyete şov. Efendim çok bundan övünüyorlar, bizi davet ettiler, ille gelin görün diye. Efendim filmin bu kısmında da o şovdan biraz parçalar dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Onlar evvel de biraz gidip konuşacağız. Dansçılarla, sanatçılarla şeye, arka sahneye bizi götürecekler. Makyaj sahne odasına falan. Biraz sohbet edeceğiz ve anlamaya çalışacağız yaptıkları ve hayatlarını. Hadi bakalım takip edemeyi, gidiyoruz şimdi sahne arkasına, IMA Show'da. Düşünsenize sordum özel mi diye, hayır özel değil, devlet malı dedi. Düşünsenize hayır, bırakın operayı, baleyi, bu bile devlete aitti. Çünkü bu gibi işler para kazanmaz, bunlar özel olamaz, unutun. Yani hiçbir yerinde opera, bale ve şov programları devlete aittir, özel olamaz çünkü para kazanmazlar.
Buradaki emek para kazanmak olmamalı. Bu show business. Olmasına rağmen. Düşünün. Onun için Türkiye'deki bu konuşmayı bitirmemiz lazım. Özelleştirelim. Bilmem ne olsun falan. Öyle bir şey mevzu bahis olamaz efendim. Hello, how are you? Good, how are you? Thank you. Hannah, nice to meet you. What is your name? Hannah. Hannah, my name is Ayhan. Ayhan, nice to meet you. And you are one of the dancers? Yes. Or singers? Dancers. Yes. How nice. And Hannah, İngilizmiş. Ama Almanya, niye Almanya'da geldin dedim ve uzun boylu pek dansçı yok dedi. Onun için burada bayağı imkan var bana dedi. Ve çok memnun. But Berlin is interesting, isn't it? Don't you like Berlin? I love Berlin. 6 yaşından beri dans ediyorum diyor. 18 aydır da burada dans ediyorum diyor. Günde bir şovumuz varmış. Cumartesi iki şov varmış. Bak her sabah dansa geliyoruz provaya diyor. Yani çok önemli. Dedim ki ya klasik, o da öyle diyor. Klasik baleden gelen modern dansçılar başka oluyorlar. Hem onların dansını hemen anlıyorsunuz ki ben ya dansçı olmama rağmen anlıyorsunuz. Klasik eğitim çok başka şey katıyor insana. Balede ve şarkıda sopranolar çok daha başka. Kızından Ayşe'den biliyorum. Başka bir şey oluyorlar. Bu kız da öyle bir şey maşallah. Hadi bakalım gelin. Berlin'i ziyaret edin. Ofisi tarafından davetlendik. Efendim hem bu şova hem de bu yemeğe sevgili dostlar. Bir şeyler yiyeceğiz. Arkasından şov izleyeceğiz. Ve birazdan da size göstereceğiz. Ondan sonra filmimizi kapatacağız. Şovdan sonra. Evet efendim. Ayhan Sıcımoğlu ile renkler. Her şeyi iyi denkler. Oldu mu acaba böyle bir kafiye? Oldu değil mi? Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Mm-hmm.